Efendim, günaydın. Senegal'ın ziyaretine sunucular. Bugün hem konuşmayı hem yapmayı çok sevdiği bir konuyla ilgili bir aradayız. Onun için her birlikteyiz mutluluk veriyor ama bu nedenle bir şey. Mutluluğun birincisi bu ayrıcılık duygusu. Açık itiraf etmek gerekirse, kendi bilim insanı olarak öyle elini çok kalem tutan, öyle endeksli makaleler falan, o benim kabiliyetlerim içinde pek yok. Ama onu yapabilen insanlara bazı imkanlar sağlayabilmek gibi bir kabiliyetim ben de olduğum bir zaman hissettim ve bunun içinde en güzel platform proje. Ve sonradan fark ettik ki, projeler sadece kaynak üretme şeklinde, bir özellik olan iddia alanı, bu da bizi ayrıca atıyor. Buradan 2005 yılında Şeyh Gören, hoş geldiniz. İzmir Yaşam Üniversitesi'nin görevine geçmeden hemen bir grup arkadaşımla, Kamil Bey vardı, 4-5 kişilik ekiple bir Avrupa Birliği projeleri yapalım dedik. Hatırladım Avrupa Birliği'ne yanıtmışsa Sayın Dekan, 6 proje yazdık. 6'sı da reddedik. Yani sekme itibariyle hiçbir böyle bir hata kabiliğinden de bir şey olmadı diye düşünürken yani burada bir şeyleri, yani bizim kafamızda çok güzel olan bir şey demek ki birilerine uygun gelmiyor. O zaman bunların bir mevzuatı bilmemesi falan filan derinliklere girince o senenin teması böyle bir temaydı. Buna öncelik veriliyor. Biz Anya'da yazmışız o proje beyanı Konya'da. Öyle oldu da uyumsuzluk olmuş. Sonrasında ama bu tür kafamızı sağa sola çarpa çarpa bu işi doğru şekilde yapmayı öğrendiğimizi düşündük. Çünkü o dönemde Elbert bu Türkçe projesinin devamında gelen Language Barriers in Europe projesi Grundtvig alanında ODTÜ'den sonra Türkiye'nin kazanabildiği ikinci projeydi. Bu da bizi olağanüstü mutlu etti. Ve o süreç içinde işte Ford Türkçe projelerini herkes biliyor herhalde, bunu tekrar etmeye gerek yok. Bu projeler bizi var etmeye, kendimizi ifade etme imkanı sağlayınca gittiğim yerde de acaba bu tür şeyler yapabilir miyiz diye, gittiğim yerde Yaşar Üniversitesi İzmir, yapabilir miyiz diye bir arayışa gittim. Bizi Türkiye'ye cebinden çıkartacak bir potansiyel olduğunu gördüm. Onun da patronu Aysel Hoca'ydı. Bizim orada kimin kime ne öğrettiği çok karışık, çok bulanık ama bilinen bir şey var ki o küçücük avuç içi kadar üniversitenin kendinden hiç beklenmeyecek bir performansla Avrupa Birliği proje kaynakları başta olmak üzere bu Horizon 2020'ler de dahil olmak üzere bizim oradan çekildiğimiz rakam nakit olarak bilmiyorum seneler her sene değişiyordu hocam. Değişiyor ama son 3-3,5 yılda ki bugün Ersen'in de cevaptı benim bildiğim 3,5 yılda 13 yılda 13,5 milyon avroluk uluslararası alandan proje çektik, çekmişiz Yaşar Üniversitesi'ne. Son bugün teyit ettirince bu sanıyorum 15 yıl falan geçmiş vaziyette. Burada anlatmak istediğim şey işin nakit tarafı ayrı. Ama elde ettiğiniz bu nakitle üniversiteye getirdiğiniz değer çok önemli. Senin dekanda da en rahat frekanslı tutulmaklardan bir tanesi bu. Bilim değerinin ticari, ekonomik değere dönüşebilmesi üniversite için önemli bir iddialı olabilecek diye düşünüyoruz. Bunu hatta biz lisansüstü tezlere ve doktora tezlerine de tezlerden mümkün olabildiğince proje kaynaklarının entegrasyonu sağlayabilirsek bu bilim hakikaten katma değeri ve üretme kabiliyeti artar. Bu hoca kısmına bir kuruş ver, konuşturma kuruş ver, susturmak onların bir tanesi de benim. Onun için ben burada bitiriyorum. Aysel Hoca'yla katılımcıların da bu konudaki çok terzi dikimi beklentilerini konuştuğumuz için sözü ona devrediyorum. Sonrasında zaten yeri geldikçe herhalde bize şey yaparız. Ama sizlerle birlikte olmak ayrıca çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Herkese de katılımlarından dolayı ve davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün sizinle paylaşacağım konu aslında benim yürüttüğüm bir proje.
Yani Türkiye'de neden Avrupa Birliği projeleri, yani Türkiye'deki Avrupa Birliği projelerin sayısını arttırmak, bu hibe kaynaklarını kullanma konusunda sıkıntı nedir diye bir ders geliştirmiştim ben. Yani bu bir dersin bir parçası. Dolayısıyla bu da bir proje. Ve bu projenin bir ayağı da şuydu, sadece Yaşar Üniversitesi'nde bunu bir ders olarak vermek değil, diğer üniversitelerde de bu bilgiyi yaygınlaştırabilmek, özellikle AB hibelerini kullanarak nasıl daha iyi proje üretilir'i yaygınlaştırabilme projesi. O yüzden Jambone modülü, benim modülümün ismi de AB hibeleri ve proje yönetimi. O anlamda da umarım faydalı olur ve tekrar teşekkür ediyorum Sayın Hocama davetinden dolayı. Sizlerin de ihtiyaçlarına yönelik bir nebze katkınız olursa çok mutlu olurum. Deyip ben sözü fazla uzatmadan, yani çok kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, ben bu proje işine hasbelkader ODTÜ'de düşmüş bir araştırma görevlisiydim. Bir zavallı araştırma görevlisi. Çünkü diğer araştırma görevlisi arkadaşlarım pek ortada görünmezdi. Görünmeseler de kimse sormazdı ama ne hikmetse ben proje camiasının içine düşmüş olduğum için bir dakika bile ortada görünememe lüksüm olmazdı. Her gün sabah gelip akşam mesai bitişi olmadan işte onu koştur bunu koştur. O zamanlar biraz söyleniyordum bu 15 sene öncesi. Ama sonrasında oradaki hocalarıma çok minnettarım. Çünkü bana bir meslek kazandırdılar. Bir bilezik kazandırdılar. Aslında bunun bir iş olduğunu zamanla öğrendim. O zamanlar angarya olarak gördüğüm şeyin bugün bir meslek olarak kazanımını da yaşadığım için mutluyum. 15 yıllık bir deneyimim var. Deneyimim daha çok Avrupa Birliği hibeleri, uluslararası hibeler. Açıkçası TÜBİTAK'la ilgili pek bir deneyimim yok. TÜBİTAK projelerinde aşağı yukarı biliyorum, formatlar birbirine çok yakın, aynı. Ama benim uzmanlık alanım daha çok Avrupa Birliği hibelerinden faydalanarak proje geliştirmek. Bugün sunum içeriğinde de kısa bir genel bilgilendirme yapıp sonra bu Horizon 2020 dediğimiz ufuk programından çok kısa bahsedeceğim. Teknik detayına girmeden. Çünkü bu program hep şu şekilde anlatılıyor. Horizon 2020'nin altında şu vardır, bu vardır, o vardır. Yani var da insanlar bundan nasıl faydalanır kısmı biraz açık kalıyor. Ve artı hani Erasmus Plus programından bahsedeceğim. Bu klasik anlamda bildiğimiz öğrenci gitti geldi Erasmus'u değil. Programın ismi Erasmus Plus ama altında çok farklı eylem alanları var. Biraz onlardan bahsedeceğim. Sonra her fikir proje midir? Bir fikir nasıl proje olarak desenlenebilir? Nasıl projeye dönüştürülür? Den bahsedip Avrupa Birliği'nin bizden aslında olmazsa olmaz istediği bir yöntem var. Proje döngüsü, yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı. Bu hiçbir başvuru formunda bunu kullanın diye gelmez ama arkasında işleyen metot budur, beklenen metot budur. Ve bu metotla ilgili de biraz sizlere bilgi vereceğim. Aslında bu son modül, yani mantıksal çerçeve yaklaşımının kullanımı 3 günlük bir eğitim programı. Uygulamalı bir eğitim programı. Ama proje değerlendirmelerinde şunu unutmayın ki bazen çok şahane fikirleriniz olabilir ama çok şahane fikirler değil. O fikirleri en iyi bu çerçeve ve bu yaklaşımı oturtmuş projelerin iyi puan aldığını bilmemiz gerekiyor. O yüzden bu yönteme hakim olmak alanda önemli, fikir kadar önemli. Öncelikle neden AB mali yardımından başlarsak, yani neden Avrupa Birliği böyle bir hibe kaynağı veriyor? Sadece aday ülkelere değil, üye ülkelere de veriyor. Aradaki bu sosyoekonomik farklılıklara yönelik alanlarda bunu tahsis ediyor. Yani şöyle ki Avrupa'nın kendi hedefleri var. Bu hedefleri doğrultusunda Almanya'nın bulunduğu nokta bu, Polonya'nın bulunduğu nokta bu. Polonya'yı Almanya seviyesine yakınlaştırmak. Türkiye'de bir aday ülke, Türkiye'nin bulunduğu nokta şurası. Türkiye'yi de buraya, bu ortak ortalama noktaya çıkarabilmek için her alanda, her farklı alanda bir mali yardım söz konusu. Türkiye'de Türkiye-AB katılım öncesi mali yardımı dediğimiz İPA programı altında bu fonları kullanıyor. Hangi alanlar? Her alan, aklınıza gelebilecek her alanda bir hibe programı mevcut. Eğitim ve araştırma, çevre ve iklim, enerji, ulaştırma, sosyal gelişme, tarım ve kırsal kalkınma, ama mesela tarım ve kırsal kalkınma derken bunun altında göç konusu buraya da girebilir. Ne bileyim işte çevre ve iklim değişikliğini de girebilir. Veya sizlerin uzaktan eğitimi tarım ve kırsal kalkınmanın altında da yer alabilir. İşte tarım işçilerinin uzaktan eğitimi ya da ziraat fakültelerinde uzaktan eğitim programları geliştirmek dediğinizde oraya da ilişkilenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazede bu hibe programları mevcut. Diyebilirim ki benim fikrimin giremeyeceği alan yok gibi. Yani o kadar geniş bir
yelpaze mevcut. Ama bilmemiz gereken önemli bir konu var. Her fikir, aklımıza gelen her fikir her zaman AB mali kaynağına sunulamıyor. Neden? Çünkü şöyle ki bir açık hibe teklif çağrısının öncelikle mevcut olması gerekiyor. Bu da genelde Avrupa Birliği'nin kendi öncelik alanlarına göre belirleniyor. AB diyor ki benim bir örneğin eğitim ve araştırma politikam var. Bu benim politikam. AB'nin eğitim ve araştırma politikası. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nin 2020'ye dair stratejileri var. 2020'de Avrupa Birliği kendini eğitim ve araştırma politikalarında nerede görüyor? Bir takım indikatörleri var. İşte şu kadar kişi okuldan ayrılıyor, ayrılmasın. İşte bu kadar insan üniversite eğitimine erişemiyor, bu oranını şuraya çıkartalım. Bu kadar dezavantajlı grup var, onu buraya yükseltelim gibi bir takım indikatörleri var. Bunlara yönelik diyor ki ben şimdi o zaman diyor uzaktan eğitim mesela, ben de zayıf, uzaktan eğitim programlarının desteklenmesi yönelik bir teklif çağrısına çıkıyor. Dolayısıyla AB politikasıyla çıktığı teklif çağrısı arasında çok güçlü bir ilişki mevcut. Bunu da diyor ki herkes her konuya değil, örneğin sanayi ve üniversite işbirliğini geliştirmek için ayrı bir hibe teklif çağrısına çıkıyor. Buna diyor üniversite başvurabilir, sanayi kuruluşu başvurabilir, valilikler başvurabilir. Artı yüksek öğrenimde hareketliliği de ben diyor az görüyorum. Yani işte bu birbirimizi daha çok bilginin dolaşımı, paylaşımı, tecrübenin paylaşımı konusunda Avrupa'da eksik görüyorum. O yüzden insanlar daha çok birbirine gitsin gelsin. Küçük bir şeyler üretseler, gidip gelsinler, birbirlerini tanısınlar, seminerler versinler. Buna da sadece üniversiteler başvurabilir diyor misal. Dolayısıyla her zaman, her programa, her kurumun başvurması mümkün olamıyor biliyor. Bir hibe programını ve bu açtığı hibe programına da ben buraya bir şey katkı sağlayabilirim mi proje formatında istiyor. Bunu mutlaka projelendirerek, yani doğrudan bir destek değil, projelendirerek bir destek alabiliyoruz. Şimdi benim harika bir fikrim var diye geldiğinizde mesela ben güzel bir fikir, Eskişehir'de kültürel mirası koruyarak eski binaların restorasyonunu sağlamak istiyorum. Bununla ilgili de mali kaynağa ihtiyacım var ve bu konu benim için çok önemli. Mesela diyelim Eskişehir'de bu konu çok önemli ve ben bunu çok inovatif, çok yenilikçi bir yaklaşımla yapmak istiyorum. Diyorum ancak öyle bir hibe teklif çağrısı geliyor ki diyor ki Suriye'deki, Türkiye'deki Suriyelilerin uzaktan eğitim programlarıyla dil yeterliklerinin güçlendirilmesini destekleyeceğim dediğinde benim öncelik alanım olmayan bir konuda proje geliştirmem gerekebiliyor. Dolayısıyla benim daha önemli bulduğum konu rafa kalkıp daha farklı bir konuda proje hazırlamam eğer ki o alanda uzmansam ve o benim alanıma uyuyorsa gerekebiliyor. O yüzden bizim çok sık karşılaştığımız konu şudur. Hep hocalarımız gelir de gerçekten çok güzel fikirlerle geliyorlar. Ya bu daha önce çalışılmadı, bu çok harika. Hocam hibe teklif çağrısı yok. O ne ki? Ya bunu takip etmemiz lazım, açılması lazım. Yani ona uygun bir hibe teklif çağrısı altında bunu sunabilmemiz gerekiyor. Bilgisini baştan dolayısıyla aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu hibe teklif çağrılarını kimler açıyor? Bunu ulusal ajans açabilir, Avrupa Komisyonu, Brüksel merkezli projeler dediğiniz Brüksel açabilir. Ben burada İzmir Kalkınma Ajansı dedim ama burası galiba Bursa'ya bağlı. Kalkınma ajansları, Sanayi Bakanlığı açabilir. Ancak bu açılan teklif çağrılarının hepsinde kullanmamız gereken yöntem mantıksal çerçeve yaklaşımı. Dolayısıyla öncelikle benim bir hibe teklif çağrımın yayınlanmış olması lazım. Bu sitelerden bunu takip edeceğim ki onların linklerini vereceğim. Sonra da şunu kontrol edeceğim. Benim üniversiteden başvuru yapmaya uygun kuruluş mu? Burada da bizim mesela tecrübelerimiz, bir arkadaşımız bir gün böyle çok hızlı bir şekilde bir dedi çok şahane bir proje teklif çağrısı var. Tam konu bize uygun, hibe konusu da bize uygun. Onlar bir dernekti. Başvuruyoruz, bir kontrol eder misin? Yazdığımı bir kontrol eder misin? Yazdığını kontrol ettim. Yazdığı gayet güzel ama rehbere bakmadım. Yani dedim ki bakmıştır herhalde rehbere. Dedi ki üniversiteyi de ortak alalım. Tamam dedim, bizden istediğin rolün ne? İşte şu eğitimi de siz verin. Tamam güzel, üniversitede ortak olarak girsin dedik. Proje okunmadan elendi. Yani o ilk aşamada elendi. Çünkü projede şöyle bir şey söylüyormuş. Başvuru yapmaya uygun kuruluş sadece dernekler. Ortak aldığınızda üniversiteyi proje okunmadan değerlendirmeye alınmıyor. Dolayısıyla rehbere bakıp biz uygun kuruluş muyuz? Ortak olarak veya koordinatör olarak bu projeye girmeye uygun kuruluş muyuz'a da dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında... Özür dilerim.
Tabii. Bize bu rehber nerededir? Tabii göstereceğim hocam. Tabii göstereceğim. Dolayısıyla bu program rehberinin hibe teklif çağrısı yayınlandığında onun altında böyle bir zip gelir. O zipin içinde rehber, başvuru formu, yani biz kendimizden bir başvuru formu üretmiyoruz. Rehber, başvuru formu, bütçe kuralları, kimler başvurabilir? Böyle anayasası deriz rehbere. O anayasayı hatmetmek gerekiyor projeyi yazmadan önce. İşte ne kadarlık bir proje yazabilirsiniz, limitleri, hangi ülkelerden kaç ortak almanız gerekiyor, şartları, işte iki tane Avrupa ülkesi olacak, bir tane aday ülke olacak, bunların içinden biri üniversite olacak, bir tanesi kamu kuruluşu olacak gibi. O rehberde yaklaşık bu rehberler 50 sayfalık, 60 sayfalık rehberler olabiliyor. O rehberi çok iyi hatmetmemiz gerekiyor. Bu başvuru hibe teklif çağrısının eki olarak gelir. Konuya ilişkin AB politikaları önceliklerini bilmeden asla ve asla AB projesi yazmayın. Bu şu demek. Tarımla ilgili bir hibe teklif çağrısı geldi. AB'nin tarım politikasına eğer, yani belki bunlar sizin bildiğiniz konular, çok özür diliyorum bazı şeyleri tekrarlıyorsam çünkü tanımadığım bir grupla bir aradayım. Ama hani herkesin ortalama bu konularda az çok biraz bulaşmışlığı vardır diye düşünüyorum ama AB programlarında en önemli, çünkü ben değerlendirici olarak da görev alıyorum projelerde, bağımsız uzman olarak. Projeleri okurken bizim önümüzde bir grid var, değerlendirme formu var. Orada diyor ki Avrupa Birliği'nin öncelik alanlarıyla bu projeyi ilişkilendirmiş mi? Şimdi ben okuyorum, bakıyorum, kendimce aslında ilişkili ama ona puan veremem. Onu açıkça yazmış olması lazım. Demesi lazım ki Avrupa Birliği'nin 2020 stratejisinin 3. maddesi iklim değişikliği ile ilgili şunu öngörür. Ve Avrupa Birliği şu konuda şurada geridedir. Türkiye ise bu konuda şu aşamadadır. Ve bunu böyle istatistiksel bir takım işte verilerle, böyle çok bilimsel bir makale yazar gibi değil de, yani ben alana hakimim, verdiğim referanslar da oradan buradan referanslar değil, gayet referans verilebilir, akademi camiada da verilebilir, raporlar, uluslararası raporlar, bölgesel raporlar. Bunu böyle açıkça yazmak gerekiyor ki biz onu puanlarken, yani hakemin şunu bırakmamanız lazım. Ya aslında bence bu uymuş, bunu hakem demeyecek yani. Yarın bir gün itiraz ettiğinde de ben burada ilk paragrafta bunu yazmışım, ilişkilendirmiş miyim? Evet, ilişkilendirmişim. Dolayısıyla Avrupa Birliği öncelikle kendi alanına, yani Avrupa Birliği kendi geleceğinde siz bu projeyle ona ne katkı sağlayacaksınız ona bakar. Türkiye'de bu mesele çok önemli, şahane önemli. Bunu yapmazsak burası bitecek değil. Avrupa Birliği için önemli, Türkiye'de bu işin şurasında, Eskişehir'de bunun burasında türünde bir çerçevede projemizi ilişkilendirerek sunmamız, bunu hakemin düşüncesine bırakmadan, değerlendirmesine bırakmadan çok net vermemiz gerekiyor. Onun için ben şimdi öğrencilerime proje yazdırırken hepsi böyle başta yani kusuyorlar artık. Yani Horizon 2020 değil, Education and Training 2020 stratejisini okumaktan, EU'nun 2020 stratejisini okumaktan, gençliğin stratejisini okumaktan, hocam niye bunları biz okuyoruz? Bunlara referans göstereceksin, projeni buna göre kurgulayacaksın dan dolayı. Başvuru dokümanlarının incelendikten sonra başvurumuzu yapıyoruz. Sadece yayınlanmış bir teklif çağrısına bağlı kalarak projemiz değerlendirmeye alınıyor. Dikkat etmemiz gereken bir takım şeyler var. Bunlardan biri de finansman olarak sağlanan hibe teklif çağrısına da en başta bakmak lazım. Yani şimdi bazı fikirler, örneğin ben diyelim ki çok küçük bir online modül geliştireceğim. Uzaktan eğitim modülü bu. Bir ders geliştireceğim. Yaklaşık bir senede geliştireceğim. Derste ne olsun? Mesela bir dil dersi geliştireceğim. Bu projenin aşağı yukarı maliyeti tahminen 300 bin euro minimum. Şimdi çıkan hibe teklif çağrısına en başta bir bakın. Yani der ki minimum bu kadar destekleyecek, maksimum bu kadar destekleyecek. En başta belki de o fikirden vazgeçeceksiniz. Fikriniz ve verilen hibe teklif çağrısı arasındaki uyum çok önemli. Bazen heba olabilir emeğiniz. Çünkü orada verilen hibe sizin projeniz için yeterli olmayabilir. Onun için ben bir teklif çağrısı çıkınca önce bir alana bakarım. İki bütçeye bakarım. Ne kadar bana tahsis edecek? Çünkü Avrupa Birliği projelerinin önemli bir kısmı %100 hibe vermez. %80 verir, %75 verir, %50
Bu 20'yi de kurumun katkı koymasını bekler. Kurum nasıl katkı koyabilir? Aysel'in projede çalışıyordur. Zaten kurumdan maaşını alıyordur mu? Yoksa kurum zaten şu salonları kullandırtıyordur. Kurumun zaten bilgisayarları vardır. Bu mu? Ama bu oran projeniz 1 milyon euroluk bir proje olunca bu %20'lik katkı da yüksek olur. Eğer nakdi katkı koyamayacak durumdaysanız baştan sevinerek projeyi gönderirsiniz. Proje geçince Allah yandım ne yapacağız olursunuz, uygulayamaz hale gelirsiniz. O yüzden en başta ne kadar destek veriyor? 1. Kurum katkısı nedir? 2. Onu da biz hep o yüzden Yaşar Üniversitesi'nde şöyle formlar geliştirmiştik. Hocam bir fikrin mi var? Güzel. Bakalım hibe teklif çaresini yakaladın mı? Yakaladın. Uygun. Tamam. Hocam kurum katkısı ne? O ne ki? Hocam bakalım senin bütçe ne kadar? Bu kadar. Kurum katkısı bunu neyle karşılayacağız? Ben çalıştıracağım bütün asistanları ücretsiz. Niye? Olmaz. Yani neden bütün asistanlar ücretsiz bir projede emeklerini heba etmek zorunda kalsınlar? Bunları baştan söyleyince, evet haklısın, o zaman bunu şu şekilde değiştirelim, bütçeyi şu şekilde tekrar revize edelim mi? Yönleniyor. Tabii ki de, buyurun. Hocam aslında bu bilimsel makale sunmak gibi. Nasıl ki bilimsel makalelerimizi, aynı makalemizi farklı farklı yerlere sunmamamız ve sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Bu proje dünyasında da böyle. Biz şununla da çok karşılaştık. Aynı programa, ben mesela değerlendireceğim bir programla ilgili projelere bakıyorum. Arka arkaya gelen projeler aynı. İnanamadık. Ya bu kurumlar birbirinden bu projeyi, farklı kurumlar şeye bildirdik, yani bağlı olduğumuz otoriteye. Bu projeler aynı, hemen hemen paragraflar aynı. Sonra insanlar o kadar masum ki, şöyle olmuş olay. Bir tane danışman bir şeyden, Afyon'dan yola çıkmış, Ankara'ya gelene kadar projeyi satmış bütün kurumlara. Bütün kurumlar zavallı sanıyor ki kendine özgün proje yazıldı. Parasını da ödemişler. Böyle adamın haritasını görüyorsun böyle. Yani kurumları haritaya koyunca geçtiği yolu görüyorsun böyle adım adım. Şimdi bu tür şeyler de olabiliyor. Yani o yüzden o katkıyı şöyle şey yapabilirsiniz. Şimdi özgün bir proje olabilir BAP'a sunduğunuz. Diyebilirsiniz ki BAP, yani o projenin o parçasını, o ayağını BAP'a sunarsınız. Oradaki çıktıyla ilişkili bu projeye bunu ilişkilendirebilirsiniz, Avrupa Birliği projesi. Ama birebir aynı projeyi vermek o anlamda çok doğru bir yaklaşım olmaz. Buyurun hocam. Tabii hocam. Tabii. Yani ben şimdi tam olarak anlamadım. Aynı olabiliyor mu? Evet, söyleyeyim hemen hocam. Hemen söyleyeyim hocam. Hemen söyleyeyim. Onu da yine hibe teklif çağrısında belirtir. Bazı projeler aynı katkıyı kabul eder, bazıları etmez. Şimdi bizim alışkın olduğumuz projeler genelde aynı katkıyı kabul ederdi. O yazıyordu zaten. İSKA Kalkınma Ajansı kural koydu. Kalkınma Ajansı. Muhtemelen Bursa'nınki de böyledir. Aynı katkıyı kabul etmiyoruz dedi. Hatta üniversite katkıyı en başta finansmanını banka hesabına gösterecek dedi. Nakdi olarak göreceğiz. Bu yazar hocam. Yani en başta bunu belirtir. Avrupa Birliği projelerinde şöyle aynı katkıyı, şu aynı bir katkı değildir. Ben bu projede çalışacağım Aysel'in olarak. Bu üniversitedeki işimi de aksatmayacağım. Ek olarak ben bu projede çalışacağım. Yani ben bu üniversitede günde 8 saat çalışmam gerekiyor. 8 saat çalışacağım. Ek olarak da çalışmayı kabul ediyorum. 2 günümü bu projeye ayıracağım. Üniversitem de bana diyor ki sen bu 2 gününü buraya ayırdığın için ben senin maaşını kesmeyeceğim. Senin maaşını sana ödemeye devam ediyorum. Al bu da bordron, koy bunu projeye dediğinde siz kurum katkısını aynı değil, aslında nakdi koymuş oluyorsunuz. Bir ufak şey, aynı katkıyla nakdi katkıyı projenin özelliğine göre ayırmak zorundasınız. Yani ben bu üniversitenin Teknomer'deki şu laboratuvarını kullanacağım. Bu laboratuvarın belgelenmiş aylık kirası şudur. Burada
burada bu işi yapmak için 8 saat, 8 dedim şu kadar gün iş saati 8 saat olmadığı çalışacağım. Burada şu kadar kilowatt saat elektrik yapacağım. Ve burada böyle fiziksel olarak olmayan ama insan kaynağı itibariyle de şunlardan yararlanacağım. Ve kurumdan aldığım bu belgeyle kurum bunu bu üniversiteye, bu projeye vakfediyor. Ya da ha, öyle bir proje deseni varsa, öyle bir proje orijini varsa bu tartışılabiliyor. Ama Avrupa Birliği projeleri, bu 40 kurnazın bizde çok olan bir şeydi o projenin bir yol üzerinde 8 kişiye satılmış olması gibi. Abi biz %25 bir kulağı şunu deriz, bunu deriz, işte o sınıfını kullanır, bilmem ne deriz falan filan. Bu da zaten dediğimiz sultanın %25'i katlar, biz geri kalan bunu yemiyor. Ama evet. Size de devlet üniversiteleri olunca hocam daha iyi biliyordur. Yani devlet üniversitesi herhangi bir projeye ben şu kadar para katkısı yapacağım diyemez. Diyebilir mi hocam? Diyemez de. Şimdi bizde şöyle bir şey var yalnız. Ben bilgi vereyim. TÜBİTAK projesi aldığınız zaman bizim üniversitede TÜBİTAK projesi aldıktan sonra bir şey Savaş Hoca şöyle demişti ve net uygulamıştı. Aynı projeyi TÜBİTAK projesi kadar belirli kadar projenin bağımlılığından yani bizden alınması konusunda kapıyı açtı. Bedel bank parası. Bank parası. Mesela diyelim ki atıyorum 50 bin lira TÜBİTAK projesi aldınız. Ki bence önemli bir şey. Mesela 300 bin liralık da bank projesi oldu. Mükerrer demeyelim burada. İçerisinde mesela sizin bazı şeyleri eksik kalmıştır. Bazı yapmanız gereken şeyler vardır. Hani yapılması gereken. Ekleyin. Aslında başlığı çok fazla şey yapmadan. Bunu savaşta da konuşabiliriz aslında. Mümkün yani bu. Ben hani aynısı olması uygun değil etik anlamda ama hani etik anlamda söylüyorum ama yok etik anlamda aynısı uygun değil ama ben onu şunu biliyorum. TÜBİTAK projesi alan arkadaşlara ben daha önceden şöyle söylendiğini biliyorum. Bak projesi kapısı açtı. Mesela şöyle bir şey söylemiştim. Savaş'ta tekrar soruyordum bunu. Yani uzmanlık daha iyi biliyor. TÜBİTAK projesi almak bir prestij. Aldığınız buradaki bedelin miktarı tabii ki önemlidir. Ama ola ki bir cihaz mesela TÜBİTAK projesi alamazsınız. Yani ne diyeyim, ben mesela inşaat mühendisliği gibi bir proje yapıyorum. Size altyapı kurdurmaz TÜBİTAK projesi. Ama ben baktık, eğer makineyi veya şeyi aldım, TÜBİTAK projesini aldım ama cihazım eksik. Baba gidip ben cihazı alırım. Niye? TÜBİTAK projesini kullanacağım diye de alırım. Bunun yolunu Savaş, yani böyle hani şunu diyemiyorum, yani etik problemin haricinde hani bizde şunu özendirmek maksadı var burada. Yani TÜBİTAK projesi bu üniversitede çok alması gerekiyor. Şu engel olmasın diye. Yani sizler cihaza takılmayın. Altyapı projesi diye TÜBİTAK vermez diye düşünün gibi bir nokta bu aslında. Yani benzer bir durum bizim yeni başımıza geldi de bu Erasmus Plus projesine başvurduk. Evet. Bu salacaksa toplantıya. Bu kadın girişimcilerin eğitimiyle ilgili bir proje verecektik. 8 Mart'ta deadline olan. Nitekim veremedik. Bu ay sonundakine vereceğiz de. Onun da bütçesi küçüktü. Onun üzerine daha doğrusu küçük değildi de bu hizmet alımı için ayrılan kısmı bütçenin küçüktü. Hı hı. Ve ben tabii o konuda bizim bir interview anket yapmamız gerekiyordu. Onu ben şirkete sordum. Bana 160 bin lira şey çıkardı. Maliyet. Evet. Fakat bütçede oynanan en fazla 120 bin lira ayırıyor. Ben o zaman sizin dediğinizi düşündüm. Yani olmazsa bu kısmı BAP'a benim oradan o üstünü alalım diye. Bence bunu Savaş Hoca'yla konuşmak lazım. Eğer BAP projesi öncesinde değil, TÜBİTAK önce alıp koyup ortaya. Bak ben bunu eksiğim kaldı, ben bu projeyi aldım, bunu destek olarak da o kalemle alamayacağım bir şeyi buradan alabilir miyim diye Savaş Hoca'yla konuşabiliriz. Ama ben hani kendi açımdan baktığımda sıcak geliyor bana bu olay. Ya hocam çok güzel açıkladı. Mesela biz de ODTÜ'deyken, o da bir devlet, yani devlet üniversitesi. Bunda hiçbir zorluk yaşamadık. Çünkü şöyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Yani bu bir aynı katkı değil. Mesela ODTÜ diyor ki benim kongre salonumu dışarıdan bir faaliyet için kiralamaya kalkarsam günlük bedeli budur. Yazıyor zaten. Buranın da öyledir. Şimdi ben bu salonu buraya kullandırttım mı? Bunun günlük bedeli de bu. Avrupa Birliği şuna takılmıyor yani. Para girdi mi çıktı mı o değil. Diyor ki bana belgele. Buranın bedelini belgele. Bu okulun temsilcisi kim? Buranın temsilcisi kim? Bu bana kaşelesin. Buranın günlük bedeli bu. Ya da işte üniversite 10 tane bilgisayar aldı. Bir tanesi bu. Ben bunu projede kullanıyorum. Tamam bunun faturasını, bunu üniversite aldı.
Yani üniversite bir katkı sağladı zaten. Kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada tek benim altını çizmek istediğim şu. Çok yüksek büyük projelerle başvuru yaparsanız bu aynı şey katkınız, kurum katkınız da yükselir, ona dikkat edin. Yani sonradan işte bu çok büyük bir Horizon projesiydi. 300 bin euroyu nasıl göstereceğim olmasın. Bir gene bir bilgi daha. Avrupa Birliği projelerinin çok büyük bir kısmının overhead kalemi vardır. Overhead. Overhead kalemi şudur. Neyin Türkçesini unuttum onu. Genel yönetim giderleri gibi. Total bütçenin %8'idir bu maksimum. Ve bu faturalandırılması gerekmeyen, sizin bu proje içerisinde kullanma ihtiyacınız olduğunda öngöremediğiniz bir takım giderler için kullanabileceğiniz esnek bir kalemdir. Şimdi mesela bunu hani... Değil. Overhead. Overhead kalemi büyük projelerin çoğunda bu şekilde vardır. Şimdi üniversiteler der ki bu overhead benim. Bunu çekeceğim der. Overhead çünkü sen bunu overhead'i üniversiteye vereceksin bu idari kullanımı için. Şimdi o zaman siz de üniversiteye şunu dersiniz. Nakdi katkı koyuyor musun? Koymuyorsun. O zaman overhead'i çekmeyeceksin. Overhead benim kurum katkım olacak. Nakdi bir şey koymayacaksın. Oradan da bir %8'i kurtarıyorsunuz. Mesela bunu sağ olsun hani ben Yaşar Üniversitesi'nde anlatmakta çok zorluk yaşamadım. Çünkü hani orada da alandan gelmeyen bir takım idari kadrolarımız ya olur mu burada bir bütçe varsa bu üniversitenindir diye yaklaştıklarında ya bakın tamam bu üniversitenin olabilir ama kurum katkısını üniversite koyacak mı nakdi koymayacak. O zaman bu %8'i de ondan düşeceğiz. Yani bu projeden üniversitenin genel bütçesine para almayacağım ama ben bu projeyi gerçekleştireceğim. Yani sonuçta bu prestij meselesi değil. O projenin çıktıları olacak. Ben onları bu hibeyle gerçekleştireceğim. Bu da bir aklınızda kalabilecek bir dipnot. Tabii bunlar bu şekilde anlatılmamalı, bu şekilde çok şey yapılmamalı. Ama ben hani işin pratikteki uygulaması da biraz böyle oluyor. Evet, biraz böyle oluyor. Buyurun hocam. Bir ilk yerden İlmaz Hoca'nın şeyinden devam ederek. Çünkü birazdan oraya da gireceğiz. Eminim senin de açıklamaların olacak. Avrupa Birliği'nde fikir olarak ve zihinsel kurgu olarak tam bir proje fikri ve mevzuata da uygun açısından tamam, okunabilir olarak kabul edilen bir sürü şey, proje teklifi şu acemiliği yaptığı için kaybettik. Bu projeyi, aslında bu proje büyük bir projenin belki lider projelerinden bir tanesi. Ama bunun segmentleri var. Yani bu proje şu projeyle şu şekilde elektriklendiği zaman çıktıları itibariyle böyle olabilir. Fikir çok güzel. Ama bunun o entegrasyonunu doğru tanımlayamadığınız takdirde o entegre ettiğiniz o segmentler bu projeyi alıp bitirip değerlendirmenin dışına itilebilir. Evet. Yani herkes kırkırızı değil, onu ben de biliyorum ama bazen de bizim zihnimizde olan şey, yerli yerine oturan şey, orada formatlanırken doğru yapılandırılmadığı zaman muhataplar da aynı etki yaratmıyor, ters etkiliyor. 6 tane projenin ana omurga, yani Avrupa Birliği projesi olarak ama omurga projesini vermiş. Avrupa Birliği de bunu değerlendirebiliriz diyor. Bunun bir kısmını, BAP'tan bir kısmını, TÜBİTAK'tan bir kısmını, İSKA'dan bilmeyenler falan filan. Yani projeler bütünü bu. Burada ana güveyi destekleyen mi yoksa ana güveden aslında hacimsel olarak geliştirmek olarak daha büyük bir projenin Avrupa Birliği daha küçük müdür diye sorgulamaya başladığında kopyaymış. Hocam bu projeler entegrasyonuna çok dikkatli olmak lazım. Evet. Bizim kafamızda bir çalışmıyor bu. Estağfurullah, buyurun. Bizim Anadolu Üniversitesi'nin VAP projeleri ve TÜBİTAK projesi ilişkisiyle ilgili bir örnek vermiştir. Bizim bir projemiz var, TÜBİTAK projesi. Bu proje kapsamında bir bölümünü, yani 35 bin liralık bir TÜBİTAK projesi ama orada bilgisayar falan olmamıştı, donanım olmamıştı. Bunu da o projenin bir bölümünü, yani kuramsal çerçeveyi oluşturulması kısmını Anadolu Üniversitesi baktığında tam söylediğim bu. Hı? Yapmış. Yani proje birlik çözümü değildi. Sadece tam söylediğim bu. Yani bir bacağını, mesela bir modülünü, bir faaliyetini, bir kısmını VAP'a yedirdiğinizde hiçbir sıkıntı yok. Bu ekip yani bahseden aynısı vermek derdi de. Evet, aynen hocam. Yani kurgu biraz farklılaşıyor. İşte benim söylediğim bu. Aslında aynısı demek değil bu. Evet hocam. Yani evet.
bir modül verirsiniz. Modülünü başta o eksik kalan cihazınız veya anketiniz neyse onu sağlarsınız. Diğer taraftan aslında şey olursunuz yani. Nasıl önemli olamazsınız. Evet. Eksiklerini tamamlama zaman ama hepsinden ilgili bir yüküz olacak. Aynı zaman soru işaretini geliyor. Evet. Ben şimdi biraz hızlanacağım çünkü çok uzun bir sunum hazırladığımı fark ettim. Şimdi nereden takip edebilirim? Bu sunumu bırakacağım. Maalesef bunlara bakabileceğimiz tek bir havuz yok. Bu hibe teklif çağrıları çok farklı yerlerde yayınlanıyor. Kendinizi kaybedebilirsiniz ama birkaç tane temel yer var. Mesela Türkiye ile ilgili genelde Türkiye hükümete verilmiş ve hükümetin dağıttığı alt projeler Merkezi Finans İhale Birimidir. Orayı her gün güncelleriz, her gün kontrol ederiz. Avrupa Komisyonu, Europe Aid Programı veya Erasmus Plus Programı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu bazen teklif çağrısına çıkar, bakanlık bazen çıkar, ulusal ajans çıkar. Kalkınma ajansları, sizin burada BEPKA aynı yöntemleri kullandığı için AB hibesi değildir ama aynı yöntemleri kullanır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özellikle böyle mesleki eğitime yönelik hibe teklif çağrılarına çıkar. Bir de bir tek AB değil, büyükelçilik programları. Yani onları da takip etmenizi tavsiye ederim. Çok, onlar küçük bütçelidir. Pardon, evet. Onlar küçük bütçelidir. Ama başvuruları çok çok daha kolaydır. Başvuru formları çok çok daha kolaydır ve çok duyulmaz. Onları da elçilik sayfalarından kontrol edebilirsiniz. Kısa süreli gelir tarihleri ama oradan da çok güzel teklif çağrıları yakalayabilirsiniz. Bir de TÜBİTAK ikili işbirliği programı dedi, ülkeler arası. Mesela şu anda yeni çıktılar bildiğim kadarıyla. İşte Almanya-Türkiye arası, ülkeler arası orada bir ortak buluyorsunuz. Siz burada iki taraftan kabul edildiğinde proje uygulayabiliyorsunuz. Yine onları da bu anlamda çok tavsiye ediyorum takip etmenizi. Bir de hani ben açık öğretim fakültesi özellikle bunu daha çok takip eder diye düşündüm. Digital Single Market olayı var Avrupa Birliği'nin. Bu Digital Single Market'ı biraz deşerseniz, mesela bunun işte strateji raporu var bakın burada. Agenda for New Skills and Job, Avrupa Birliği'nin 2020 stratejisinde dijital agenda nerede yer alıyor? Onun öncelik alanlarına bakıp biz buraya entegre olabiliriz, bu bizim alanımız dediğim, bu da çok bilinmez. Ama bunun altında çok güzel hibe teklif çağrılarını search edebileceğiniz bir, bakın şurada funding linki var. Oraya girdiğinizde alanlar gelecek karşınıza. Bu bir havuz. Dijital single market'ı ilgilendiren herhangi bir program altında çıkmış tüm teklif çağrılarını burası veriyor. Ama tabii şuna bakmanız lazım. Yani Türkiye ona başvurabiliyor mu? Çünkü bazıları sadece üye ülkelere yönelik, bazıları adaylara da yönelik. Burayı da takip etmenizi mutlaka öneriyorum. Bakın işte Learning Skills for Youth mesela gençlere yönelik. Onun altında birçok yine teklif çağrısı yakalayabilirsiniz. Horizon 2020 en çok duyduğumuz, sanki Avrupa Birliği'nde bir tek bu program varmış sandığımız, aslında biraz boyumuzu aşan bir okyanus orası. Eğer daha öncesinde böyle 300 bin euroluk, 500 bin euroluk tecrübeleriniz yoksa Horizon'a hiç bulaşmayın. Varsa bulaşın ağlamamak için. Yani bir de şey, bu şunun gibidir. Nasıl ki bir öğrenci mezun olduğunda, işte böyle büyük bir firmaya gittiğinde firma der ki kaç yıl iş tecrüben var? Hiç yok. Sen bir önce bir piş de gel. Aynı bunun gibidir. Kurumun CV'sine bakar. Kurumun kaç tane FP7 daha önce veya FP6'ten hiç proje koordinatörlüğü yapmış mı? 2 milyon euro yürütmüş mü? Yürütmemiş. O zaman önce bir tecrübe, kurum CV'sine bakar yani. Ama bazen tabii yani ben bunu şimdi bizim daha yeni kurulan üniversitelerde bu sıkıntı ama Anadolu Üniversitesi sıkıntı olmaz. Çünkü Anadolu Üniversitesi'nin hali hazırda mutlaka ki bu alanlarda yüksek tecrübesi vardır. Horizon 2020 size okyanus gibi gelmeyebilir de ama sizler birey olarak bu projelere koordinatör olarak girecekseniz o konuda temkinli olmakta fayda var. Bunu yapmak yerine işte bizim mesela Yaşar'da ortak olarak girdiğimiz enerji projesindeki katkımız yani oradan aldığımız şey çok yüksekti. Yani 500 bin 600 bin euroya yakın sadece partner olarak. Çünkü projenin totali 2 milyon euro. Dolayısıyla partner olarak bunlara girdiğinizde bir, iş yükünüz tam alanınıza uygun, size uygun oluyor. İki, aldığınız mali katkı gerçekten yeterli oluyor. Üç, Horizon tecrübenizi bir şekilde artılamış oluyorsunuz eğer daha önce bir tecrübeniz yoksa. Buna nereden bakabilirim derseniz onu da ben ileride şurada tekrar buraya geri döneceğim. Linkini koydum.
Neyse ilerlediğimizde gelelim oraya. Horizon 2020'nin kendi sayfasında bir partner search kısmı var. Orada bir de siz kendinizi beyan olarak ekleyebiliyorsunuz o havuza. Diyorsunuz ki ben Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, şu kadar öğrencisi olan, şu alanlarda tecrübesi olan, bu kadar proje yapmış bir kurumum, şu alanda proje yapanlar beni bulabilir. Havuzda yer alın. Çünkü koordinatörlerde de şöyle bir şey oluyor. Ben mesela İngiltere'de bir koordinatörüm, projeye gireceğim. Hibe teklif çağrısı bana diyor ki yanına bir de aday ülke al. Aday ülkede bir network'üm yoksa gidip oraya bakıyorum. Yani Türkiye'de kim var, kim yapıyor bu işi? Ama hani işin özünü söyleyeyim, genelde bu şöyle yürüyor, network. Yani hoca diyor ki Türkiye'de kim var, Aysel'in var. Aysel'in sormuyor bile sizin böyle bir fakülteniz var, bu projeye girin. Çünkü büyük bir bütçeyle bir de partner eğer iş üstüne düşeni yapmazsa adamın başı yanar, koordinatör yanar. O kadar para harcanmadı, o çıktıların hiçbiri olmadı. O riske giremiyor. Biraz network üstünden gidiyor. Ama bazen bu alanda network'ü olmayan kuruluşlarda girdiğinde, şunu diyor mesela hibe teklif çağrısı. Daha önce bu konuda proje tecrübesi olmamış kuruluşları bulun. O zaman başlıyor aramaya. O yüzden oralarda yer almak o anlamda öneriyorum. TÜBİTAK'ın çok güzel bir birimi var Horizon 2020'de. Şahane genç arkadaşlar anında her şeye dönüyorlar. Projelerinizi okuyorlar, geri feedback veriyorlar. Onların TÜBİTAK'ın sayfasında lütfen Ufuk 2020'de kendi alanınızdaki kontak point'e bakın. National Contact Point'ler var. Çok destek oluyorlar. Gerçekten çok az kişiler ama çok da tecrübeliler. Yani bu TÜBİTAK ekibinden farklı, kafamızdaki TÜBİTAK ekibinden farklı bir orada Ufuk 2020 ekibi var. Çok nitelikli arkadaşlar, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de tecrübe edince öğrendim. Bizim Marie Curie projemize, hocam projeni yollamadan bize gönder, biz bir daha bakalım, okuyorlar, feedback veriyorlar, anlamadığınız her şeye, bütçeye, hepsine. Çünkü onlar da istiyor ki Türkiye'nin performansı yükselsin. Türkiye'de bu bütçeye bir katkı koyuyor, geri dönüş olmuyor. Yani TÜBİTAK'ın da görevi bu fonların, hibelerin Türkiye'ye iyi kullandırılması. Onlar da bir proje yürütüyor, performans projesi. Dolayısıyla o anlamda geri dönüyorlar ve o National Contact Point'e beni duyurulardan haberdar edin şeyine girdiğinizde bir teklif çağrısı geldiğinde de mesela enerji alanında şu kuruluş partner arıyor dediğinde de haberdar olabiliyorsunuz. Ya bu işe kafayı koydunuz mu er ya da geç bir yerden bulaşmış ve bir projede kendinizi bulmuş oluyorsunuz. Ama biraz işte bu konuda zaman ayırmak gerekiyor. Ufuk 2020'nin amacını buraya yazdım. Çünkü Ufuk 2020'nin amacına hitap edecek bir proje geliştirmem gerekiyor. O da Avrupa 2020 stratejisinden geliyor. Ne yaparsanız yapın bir şekilde buna referans göstermelisiniz. Horizon 2020 yazarken demelisiniz ki Avrupa %3'ünü genel gayri safi milli hasılasının işte şeyinin bütçesinin %3'ünü Ar-Ge'ye ayırmayı planlıyor. Yani bunu hedefliyor. Şu anda da Avrupa'nın durumu 2.1. Türkiye'de yeni bir nokta 1'e çıktı. Daha önce çok daha azdı. Şimdi biraz daha buraya kaynak aktarıldığı söyleniyor. İşte Türkiye ile ben bunu yakınlaştırmaya çalışacağım. Yani bu 2020 stratejisine açık ve açık böyle referans göstermeniz gerekiyor. Bir Horizon projesi yazacaksınız. 30-34 yaş arası yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının %31 seviyesinden en az %40'a yükseltilmesi. Avrupa'nın derdi benim derdim. Ben de hemen buna buradaki stratejideki alt başlıklara bakıp kendi projemi buna göre kurgulamam gerekiyor. Tabii. Yok onlar rekabettekileri. Ya Avrupa kendini, Avrupa neden bu parayı veriyor? Çünkü rekabette kimle? Amerika ile Japonya'da çok gerisinde. Onun için araştırmaya yönelik bütçesinde arttırdı bunu. Siz dediğiniz zaman ben işte mobility yapayım, şu yapayım, ondan sosyal sorumluluk, hayır. Sosyal bilimlerin şeyi bile düştü. Yani alanı bile düştü. Baktığı bir takım ön alanlar var. O alanlara araştırma projesi. Araştırmacıların dolaşımı olabilir ama karşılığında bir çıktısı olacak. Yani en çok mesela ben bir Horizon'a giriyorsam %100 yapmam gereken şey tez öğrencim falan olması lazım orada. Yani bu projenin sonunda benim tez öğrencim, doktora öğrencim, master öğrencim böyle yazacak ya da bir şey çıkartacak, şunu üretecek, bir platform üretecek, o çalışacak, o bu kuruma kalacak, bir şey üretmesi lazım. Yoksa benim çocuk bilgiyi arttırdı, awareness'ı arttı, knowledge'ı arttı.
değil. Yani daha çok araştırma ağırlıklı bir ve çıktısı olan bir kurguda buraya proje göndermen gerekiyor. O zaman buradan şöyle bir potansiyel ya bir mesaj tortusunu çıkartabilir miyiz? Akademik bu proje alanının özellikle Horizon 2020'nin akademik projelerle özellikle tez çalışmalarıyla örtüşme kabiliyeti normal pratik proje kaynaklarından daha yüksek. Doğru daha mı? Yüksek hocam, evet. Yani olması daha güçlü kılar. Peki. Bunun altını çizilmesi önemli. Çünkü burada geliştirmeye çalıştığınız iddialardan bir tanesi elden geldiğince master ve doktora çalışmalarını bu proje alanlarıyla bütünleştirin derken kastımız birazcık da değil. Bunu vurgusunu arttırmak için. Tabii hocam, hemen örnek vereyim. Bizim Yaşar Üniversitesi'ndeki FP7 projemiz. Çok kıymetli bir hocamız Arif Hep Başlı hocamız enerji alanında. Mesela o bizim okulun okulda solar paneller test ediyorlar. Yeni bir yöntemi test ediyorlar. Bayağı bir 15-16 ortaklığı bir konsorsiyum projesi. Paneller bizim üniversitenin şeyine kuruldu. Tabii burada en büyük bizim avantajımız Güneş İzmir. Hani o yüzden paneller bizde. Bizim projedeki önemli bir katkımız o. Arif Hoca bu alanda çok kıymetli bir hoca. Şimdi hoca o panelleri kurdu, proje şeyi işliyor ama projenin içinde o paneller üzerine ve o yöntemle ilgili yetiştirdiği doktora öğrencileri yayın yaptılar. Yayınları var. Bu makale yaptılar ama cited makaleler yaptılar. Ve çocuklar daha tezini tamamlamadan bu makaleleri yaptılar. Bu çok büyük bir çıktı, önemli bir başarı. Ve hani projenin araştırma kısmında evet yeni bir yöntem, ana şeyim. Ama bu yeni yöntemi kullanıp çocuklar onu test etme imkanı buldular. Yoksa o çocuklar o panelleri nereye kurup nasıl o yönteme bakacaklardı. Onun altında kendi asistanlarını da hoca bir şekilde desteklemiş ve bu çıktıları sağlamış oldu. Çünkü projenin içerisine de bu vaat edilen çıktılar. Proje diyor ki hem bunu yapacağım, hem de şu kadar öğrenciyi de alanda araştırmacının da çıktı üretmesine destek sağlayacağım. TÜBİTAK projeleri de daha çok bunu bekler. Tabii yeni zorluklardan bahsettim. Burada zorlukları bilmek, işte bu işsizlik alanında proje yazmak, nitelikli iş gücü üstüne proje yazmak her zaman avantaj. Bakın burada artan bütçeleri verdim. ARGE'ye %46 artış, yani AB artık bütçesinin önemli bir kısmını ARGE projelerine kaydırdı. Bu da Avrupa'da FP7 projesi yürüten kuruluşlar. Bakın Türkiye burada ne kadar aslında az kalıyor. Bu şu demek, şu alandaki okul ya yani şu ülkelerdeki kurumlara kurumlarla yakın ilişki sağlayıp bir partnerlikleri buralardan yakalayabilirsiniz. Uyuşmanın olduğu yerlerde coğrafya bilgisi olanlar bilir. Onlar aslında üniversite kenti kimliğini giderek güçlendiren alanlar. Evet. Birden fazla üniversitenin. Bunu bu da 7. çerçeve programından Türkiye'de en çok faydalanan kurumlar diye. Yani tabii burada en çok derken bu kurumlar çok büyük bütçeli projeler aldıklarından değil ama nispeten kıyasladığımızda Türkiye'deki resim şöyle bir resim çünkü. Baktığımızda tabii bu kurumlar öne çıkmış oluyor. Yani yine Eskişehir burada iyi bir performansı var. Tabii koordinatörlük değil, partnerliklerle beraber ama daha çok işte İstanbul, Ankara'da bu işin yoğunlaştığını görüyoruz. Ortak arama, evet, dediğim link burası. Bu sunum olacak sizde. Buradan da ortaklıkları arayabilirsiniz projelerle ilgili. Tabii. Bu video tamamıyla nerede yayınlanıyor arkadaşlar? Hocam ARGE ve ARGE Bilim'in YouTube sayfasında yayınlanıyor. Olacak, peki. Tamam. Açıkbilim.anu.edu.tr. Evet. Peki. Sivil toplum diyaloğu var. Bunu da öneririm. Yani mesela hani biz ARGE projeleri değil de daha farklı alanda projeler üreteceğiz. Yanımıza STK'ları almak istiyoruz. Biz biraz sosyal bilimler ağırlıklı projeler de yürütmek istiyoruz diyorsanız sivil toplum diyaloğunun altında da çok güzel alanlar var ve çok esnek alanları görüyorsunuz. Burada işte mesela burada bir sivil toplum kuruluşuyla beraber bir üniversite hareket edebilir. Sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik projelerde görev alınabilir. Bunlar da nispeten daha kolay yazılabilen, daha kolay
alanlar diye nitelendiriyorum. Ufuk 2020 ile kıyasladığımızda. Erasmus Plus lütfen dediğim gibi hani bu hareketlilik Erasmus programı olarak düşünmeyin. Bunun altında burada da çok yüksek miktarda bir şey var. Bütçe var. MOOC'lar, online platform geliştirmek, yenilikçi araçlar, yenilikçi yöntemler geliştirmeyi destekleyen bir bir programdır. Hedef kitlesinde gördüğünüz gibi gençler, eğitim çalışanları, örgün eğitimi öğrencileri, eğitim, gençlik, spor alanında faaliyeti olan tüm kurum ve kuruluşlar girer. Bakın altında ne kadar farklı eylem programları var. Şurası sadece bireysel hareketlilik ki bunun içinde ortak master dereceleri dahi var. Burada stratejik ortaklıklar, birazdan değineceğim ona, sektörel beceri ortaklıkları, yapılandırılmış diyalog, spor programı, jambone faaliyetleri ki işte benim şeyde proje burada. Yani şu yaptığımız faaliyet bir proje, jambone modülü projesi. Neymiş bu programın amacı? Avrupa çalışmalarını özendirmek ve güçlendirmek. Ben de diyorum ki ben de Avrupa çalışmalarını özendiriyorum. Ne aracılığıyla? Projeler aracılığıyla özendiriyorum. Bu da benim aldığım bir proje. Şu alanda bir ders, yeni bir müfredata ders geliştirdim. Böyle bir ders yoktu, böyle bir dersimiz oldu. Bunu destekliyor. Stratejik ortaklıkların altında örneğin, burada amaç kurumsal, yerel, ulusal, uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaları geliştirmek veya Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı iyi bir dersi, iyi bir uygulamayı transfer etmek veya yurt dışındakini buraya transfer etmek de olabilir, uyarlamak da olabilir. Bunun için 300 bin euroya kadar destek alabileceğiniz, tabii güncellenmiş olabilir bir program. 2 yıl ya da 3 yıl proje buraya sunabilirsiniz. Sadece bir örnek gösterdim. Ama mesela zorunluluğu var. Diyor ki mutlaka 3 farklı AB ülkesinden 3 ortak alacaksın yanına diyor mesela. Tabii tabii memnun olurum. Çok güzel. Orada modüller var. Hepsi online. Biliyorsunuz işte dersleri var, sertifika programları, sınavları. Zaten o şeyi yapan da yine bizim buradan bir arkadaş. Çok beğenildi yani. Şeyin de Ulusal Ajans da en iyi proje seçti. Aslında Şubat'ta bitiyordu ama bitiremedik. Uçak zaten. Genelde projeleri bu uzatma alır zaten. O. Ama güzel tabii. Biraz biz zorluk yaşadık tabii önce partnerlerle. Çünkü onlar birçok şeyi kafalarında tasavvur edemiyorlar. Hı hı. Önce bir Alman partnerimiz vardı, o kaçtı. Sonra onun yerine yenisini bulduk falan. Fakat çok iyi, çok başarılı, çok da güzel oldu. Özellikle o İngilizlerin hazırladığı mesela bizim İngilizce modülü vardı. Onu çok beğendi. Herkes açık şu an. Önce biz öğrenciler açtık. İşte güzel öğrenciler partner. Valla çok güzel, somut bir örnekle destekleyebildiğimiz için çok sevindim. Özellikle şu son dönemde online dersler en top konulardan biri, uzaktan eğitim. Göç konusunda çok ihtiyaç olan bir alan. Mesela biz hani Yaşar Üniversitesi olarak o konuda nispeten şanslıyız. Bir takım altyapımız var, online ders geliştiriyoruz ama Anadolu Üniversitesi'ne kıyaslanamaz. Yani Anadolu Üniversitesi Türkiye'nin bu alanda altyapısı, deneyimi, tecrübesi, ekibi en büyük kurum. Yani online ders konusunda bu kurumdan hiçbir şey kaçmaması lazım. Yani bunun başkalarına kalmaması lazım yani. Hani İngiliz partnerler yapamadılar hocam. Biz yaptık onlara da. Toplantıda aslında yapılandı, ben biraz sonra en sonunda birkaç şey söylemek isterim. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani yapacak çok iş var. Yani özellikle bu toplantıya kendimi yani gelmezsem olmaz diyeceğim bir toplantı. Yani aşağıdan için rahatsız olarak geldim. Aslında birkaç toplantı var arkada bekleyen ama yani çok önem veriyorum. Bir kere çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu bu yaptığınız. Mesela şu kayıtlı aslında bunu kutlaması yapmamız lazım. Yani bu Avrupa Birliği projesi bu anlamda dolu proje çıkması lazım. Yani bu konuda ben çok açım. Yani onu bir kere söyleyeyim. Hocama da söyleyebiliyorum. Yani ne kadar çok proje olursa o kadar çok destekleyeceğimi söyleyebilirim. Yani bütün kapılar açık.
Bu yani çok önemli bir katkı yani. Bu çok çok değerli bir katkı. Önce sonuna kadar arkasındayım. Özellikle Erasmus Plus çok üzerine geldin. O evet. Proje biliyorum. Şey, süreçlerini biliyorsun, takip eden bir şey değil. Yani arkadaşlarım inşallah bunu burada bir dalga dalga burada yayınlaşması lazım. Onu ayrıca oturup sizinle. Dalga dalga burada yayınlaşması lazım. Ben bu konuda herkesin elinin altına sokmasını istiyorum. Şunu eklemek isterim ki, Ulusal Ajans'ta bir toplantı vardı. Evet. 2-3 hafta önceydi. Edmenler yaklaştığı için panitik toplantısı vardı. İşte tüm Türkiye'den insanlar gelmişti. Mesela bir takımcılar vardı. Bursa'da Tuhafiyeciler Birliği vardı mesela. Yani şimdi Ulusal Ajans'ın amacı da gerçekten bu projeleri vermek yani. Tabii tabii. Ama bizim insanımızın da yani ben bunu yapamam, edemem gibi bir şey olduğu için. Ya, onlar kırdık ya. Açık ödüne kırıldı onlar. Onlar bitti artık. Yani biz o açtık onları. Tek Avrupa Birliği projeleri sonrasında kıramadık. Bunu da kıracağız. Yani ben şunu demek istiyorum. Özellikle bu Erasmus Plus yani ilk başlamak için en iyi adım. Yani en iyi adım. Mesela şeyin de Nilgün'ün projesi var. Nilgün ve ekibinin. Öğrenmiş bir proje var. Ekiple beraber, kuşlar beraber yaptıkları bir proje var. Yani yeni başladıkları, geçen gün lansmanını yaptık, beraber müslümanını yaptık. Yani biz şöyle, çok güzel bir nokta burası bizim için. Yani burayı biz nasıl ya bu alanı, bu alanı çok burada iyi. Evet. Herkesi şey yaparım, motive ederim. Bunu ve hocam yani şöyle bir örnek vereyim. Bizim mesela bizim kıramadığımız bir şeydi. İlk zamanlardan bahsediyorum. İlk zamanlarda ben böyle işte hocalarımızı çağırıyordum. Lütfen yapalım, eğitimler verelim falan. Hocalar hep şunu diyordu. Ya bunun çok yükü var. Olmaz. Partileri nereden bulacağız? Kim yazacak? Kim gönderecek? Hocam bir kere yazın. Ağlaya ağlaya proje yazıp kazandıktan sonra ben o hocaları bir daha durduramadım. Aynı hocalar defalar ya, yani ağlayarak başlayan bir tane bile hocam yok yani. Şu anda gelip ben bıraktım bu konuları artık. Yani merkezi bir arkadaşımıza devrettim. Ya Aysel'in yok mu yeni proje diyor. Yani kurtulamıyorum. Hocalar bunu uyguladıktan sonra, başta bir kırdıktan sonra bir daha. Çünkü formatlar çok aynı. Yürütmeyi öğreniyorsunuz. En iyi öğrenme benim anlatmam değil. Alanda öğrenme. Uyguladığınız zaman öğreniyorsunuz. Ki ben de öyle bir insanım. Ben alaylıyım. Yani biz ODTÜ'de ben hayatımda proje duymadım. Bizim projelerimiz başarısız olduğu için öğrendim. Sonra bu eğitimlere gelince gülüyordum. Ha bu hiç de öyle değil yani. O eğitimde anlatıldığı gibi olmuyor gerçek şeyde. Ama uyguladıktan sonra gerçekten bir daha hocayı durduramıyorsunuz yani. Hiç ummadığım insanlar şu anda defalarca proje yapıyorlar. Bu sefer de şöyle isimleri çıkıyor. Ya bu insanların lobisi mi var? Niye hep aynı kişiler proje alıyor? Hayır, çünkü onlar yazıyor sadece artık. Diğerleri yazmadığı için. Bu zamanlar gözümde vardı. Projeci. Bir haftada çıkıyorsunuz. Büyümacık şey. Bunu konu itibariyle Aysel'in söyleyemez ama bu konuda çok horlaymış, çok canı yanmış. Ondan sonra kafayı vura vura öğrenmiş birisi olarak bunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Avrupa Birliği proje kaynaklarının özellikle finansman söz konusu olduğunda karar noktalarının, karar noktalarında yer alan insanların önemli miktarı Yunanlıdır. Ne demek istediğimi hatırlıyor musun? OEB projesini Zeynep iki kere, üç kere gitti geldi. Ne zaman ki Yunanlı bir şeyimiz, ne diyor, partnerimiz oldu. Proje zaten bir kurguluydu. Proje bir proje olsaydı Yunanlı partner de arası almazdı. Yunanlı partner de olacak işe girmez belki zaten. Ama çok önemli şeylerden biridir. Sen söyleyemeyebilirsin ama ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne zaman ki bunlar oldu, daha sonra birisi de bana senin Europe diye bir projem vardı ya, reddedildi. Reddedilmiş projeler içinde bizi en iyi reddedilmiş projeler falan da bizi Portekiz'e tomarız topladılar. Orada bir bulunan bir Yunanlı söyledi. Eğer bu projenin içinde Helenik bilmemde Avrupa Üniversitesi'nden şu arkadaşı almış olaydı, bu iş bitirildi. Onun için objektifine inanalım. Evet hocam, şu kayıt alınıyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela Erasmus Plus'ın belli programları Türkiye Ulusal Ajansı'na gönderiliyor. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendiriliyor. Belli programlar Brüksel Merkezi değerlendiriliyor.
Ama yani biz Brüksel merkezli projelerde de iyiyiz, yapıyoruz. Yani iyi yaparsanız, projeyi yazarsanız, güzel bir konu yakalarsanız, iyi tasarlarsanız da bağımsız hakemler tarafından artık o şey detayına çok girmeyeyim ama düzgün de değerlendirildiğini düşünüyorum. Seçim, zamanı çok mu şey yaptım ben? Aslında daha bir sürü şeyim vardı anlatacak. Seçim bir üniversite proje ambiyansı yaratırsak oralara geçiyorsunuz. Evet. Benim söylediklerim acemilik aşaması için. evet hocam şeyler yani Yunanlılarla bizim de tecrübelerimiz var, oldu. Biz diğer tecrübelerimizden bahsetmek istiyorum. Siz bahsedebiliriz. Yani bu Avrupa Birliği ya da Erasmus Plus Uluslararası Ajansı merkezli projeler bence en çok para kazanabileceğimiz projeler. Böyle ifade kullanmayalım hocam. Kâr edemeyiz projeden. Yani mesela bu Erasmus Plus'ta ya da Avrupa Birliği projelerinde eski etkilerde falan yaklaşık bir araştırmacı günlük 80-90 euro alabiliyor. Bu da önemli yani. Bu adam hem maaşını kazanıyor hem şeyimizi. Kamuoyunda çalışıyor. İşimle faydası ve paylaşıyor. Evet, yani sürü tak yapsanız alabileceğimiz en fazla 2 yılda 30 bin lira para Şimdi tabii her fikir bir proje olmuyor. Bu fikri düşünceden eyleme nasıl dönüştürmemiz gerektiği aslında işte proje orada devreye giriyor. Bir projenin bir takım olmazsa olmazları var. Mutlaka bir sorundan hareket etmeniz lazım. Yani cümleye başlarken önce sorunu iyi ifade etmeniz lazım. Biz şu projeyi yapmak istiyoruz değil. Şöyle bir sorun var. Sorun bu. Ve ben bu sorunu şu şekilde değiştireceğim. Bu soruna nasıl müdahale edeceğim? Bir projenin amacı sorun olmadan yazılmaz. En büyük hatalardan biri. Amaç sorundan gelir. Sorun da olumsuz bir şeydir. Mesela iletişim fakültesinde uygulamadığı ders sayısı az. Bu projenin hedefi iletişim fakültesinden mezun öğrencilerin uygulama tecrübelerini arttırmak. Bu kadar. Yani bir sorun. Öncelikle sorunu yazıyorum, sorunu tespit ediyorum. Ondan sonra bunu olumlu hale getirip hiç kafam net. Bu projenin amacı bu diyorum. Ve bir proje tanımına bakıyorum. Bir yerde geçecek, bir süresi olacak, bir zaman başlayacak, bir zaman bitecek, bir bütçesi olacak, bir amacı olacak ve bu amacı nasıl gerçekleştireceğinin faaliyeti olacak. O zaman ben bir proje amacı yazayım şimdi. Bakın şimdi bu proje amacı 3 şekilde yazılmış. Önce proje amacı 1, zaman eklemiş. 2017 yılında 8 aylık bir süre içerisinde iletişim fakültesinde yabancı dil derslerinin saatini ve içeriğini düzenleyerek mezunların dil yeterliliğini arttırmak. Bu projenin sorunu ne? İletişim fakültesindeki mezunların dil yeterliliği az. Amaç dil yeterliliğini arttırmak. Faaliyet yabancı dil ders saatini ve içeriğini düzenlemek. Amaç bu değil. Faaliyet bu. Bunu yaparak dil yeterliliğini yükseltmek. Bu iyi bir amaç değil. Hakem bunu gördüğü zaman 2015 yılında 8 aylık bir süre içerisinde iletişim fakültesinde İngilizce derslerin içeriğini aktif eğitime uyarlayarak ve haftalık ders saatini 6'ya çıkartarak mezunların dil yeterliliğini arttırmak. Nispeten ölçmüş ama hala benim için yeterince smart bir amaç değil. 2015 yılında mesela 8 aylık bir süre içerisinde iletişim fakültesinde İngilizce derslerin içeriğini aktif eğitime uyarlayarak ve haftalık ders saatini 6'ya çıkararak mezunların dil yeterliliğini C1 düzeyine yükseltmek. Ben bunu fonlarım. O kadar net ki parayı verdiğim zaman bir cümlede 50 sayfada ne yaptığını hakem olarak görüyorum. İnanın projeleri okurken saatlerce bu projenin amacının ne olduğunu arıyor hakem. Çünkü sorunla başlamış. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi, bu fikir harika, şahane, o eksik, bu yok. Ya okuyorum, okuyorum, ne yapacak? Bu adam bu projede ne yapacak ve neyi amaçlıyor? Şunu yazana canımız minnet. Ama bunda da ya ben bu adama 300 bin euro vereceğim. Sonunda arttırdı mı, arttırmadı mı? Dil yeterliliğini ne, yani arttırdım deyince mi olacak? Hayır, bunu biliyorum ki ya bir sınav yapacak, ya bir sertifikalandırma yapacak ve hakikaten C1'e yükseltecek. Şimdi bunu bana işte iyi kurgulamış, yani projeler, fikir önemli ama fikri doğru kurgulamak, doğru yansıtmak her şeyden önemli. Şöyle bir örnek yaşamıştım. Bir tane proje okudum, otizmle ilgiliydi ve otizmle ilgili ailelerin
aslında daha ayrı bir eğitime ihtiyaçları oldu ve bunları eğitecek. Yani otizmli çocukları değil, aileleri eğitecek eğitmenlerin olmadığına ilişkindi. Gerçekten okurken bunun ne kadar Türkiye'deki sayıları vermişler, ne kadar yetersiz olun. Yani çok destekleyeceğiniz bir proje ama yani ne proje amacı düzgün yazılmış, ne mantıksal çerçeve yaklaşımı var, ne faaliyetler var. Konuyu küçümsediğim için değil ama kuş gözlem üzerine bir projeyi destekledik. Yani desteklemek zorunda kaldık. Çünkü çok güzel mantıksal çerçevede kurgulamış, yazmış, sorunu iyi anlatmış. Sorun benim için Türkiye'nin öncelikli sorunu değil. Ötekinin çıktısı benim için çok daha kıymetli ama benim puanlamamda hangi proje sizce gönlünüzden geçiyor daha önemli diye değil. Diyor ki faaliyet sonuç ilişkisi var mı? Amaç doğru yazılmış mı? Yaygınlaştırma faaliyetleri yapılmış mı? Adam diyor yaygınlaştırma ne? Sen ne faaliyet yaparsan yap Avrupa Birliği projesinde ya bir public seminer yapmalısın, ya bir web sayfasında yayınlamalısın, halka açmalısın, daha çok yaygınlaştırmalısın. Bu zaten eskiden yoktu, şimdi soru olarak geliyor. Mecburen geliyor, insanlar bunu yazmıyordu. Şimdi artık mecburen soru olarak geliyor. Ölçmen, değerlendirmen şart. Ölçmen, değerlendirme faaliyetlerinin olması lazım. Görünürlük faaliyetlerinin olması lazım vesaire. Ben şimdi biraz hızlanacağım. Bir de yeni bir şey ortaya koyması lazım. Bu çok önemli. Var olan bir faaliyeti. Yani biz zaten bunu yapıyorduk. Buna bir mali kaynak bulabilir miyiz yaklaşımında proje olmaz. Mutlaka yeni bir şey üretiyor olmanız lazım. Bu bir yaklaşım olabilir. Bu bir platform olabilir. Bu şu bu şekilde içilmesi rahat değil. Böyle içilirse, tasarlanırsa daha rahat olacak olabilir ama mutlaka yenilikçi olması gerekiyor. Çünkü onunla ilgili ayrı bir soru var zaten. Bu projenin yenilikçi yönü nedir? Bir proje yenilikçi tarafı yoksa zaten proje olmuyor. Rutin bir faaliyeti fonlamak oluyor. Bu da uygun olmuyor. Biz her sene şu faaliyetleri yapıyoruz ama buna paramız yok diye de projeler geldi. Öyle proje olmaz. O bir proje değil. O bir sponsor arayışı. Bu iş sponsor arayışı olayı değil. Koordinatör ve eş başvuran partnerlik, buraları biraz geçeceğim. Söylediğim proje döngüsü, yönetimi, yaklaşımı ve mantıksal çerçeve. Şimdi bir mantıksal çerçeve bekler sizden. Bu mantıksal çerçeve aslında zamanında 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir savaş yöntemi. Yani şöyle olursa ne yaparız, böyle olursa nasıl hareket ederiz? Bu şu anda Birleşmiş Milletler, UNDP, World Bank, Avrupa Birliği projelerinin hepsinin ortak kullandığı proje planlama ve yönetim yaklaşımı. Bununla yazmamız gerekiyor. Bu şöyle bir matris arkadaşlar. Böyle bir ek gelir. Aneksin biri budur. Bunu doldurun der. Şimdi tabii biz alaylı olduğumuz için bu böyle geldiğinde bu ne ki diye bakıyorduk. Bunu doldurun dediği. Projenin amacı, sonucu diyor, faaliyet diyor, gösterge diyor, kaynak diyor, varsayım diyor. Tabii biz bir eğitim almadığımız için 2001 yılında ben ilk proje yapmaya başladığımda. Şimdi biz projeyi yazıyoruz, hoca yazın dedi. Yazıyoruz, iyi kötü bilmiyoruz artık kafa göz yararak yazıyoruz. Bu sayfa çıktı aneks 1. Bunu doldurun. Projede en iş yapmayan, ortalıkta gezen, görüntü olarak var, bizimle çay kahve içiyor proje ekibinden ama hiçbir katkısı olmayan arkadaşa da dedi ki bir işe yara bari şunu da sen doldur. O da buna baktı böyle hani kutular mutular kafasına göre çocuk doldurdu. Halbuki bu projenin en önemli, projenin iskeleti, çatısı, her şeyi tek bir sayfada. Kurgusu bu yani. Yani bu yaklaşımı kullanarak bizim onun yazdığını bizim 50 sayfaya dökmüş olmamız gerekiyordu. Tabii bu şimdi bakın bütün merkezi finans ihale hangi projeye girerseniz annekste vardır bir sayfa. İşte bu sayfanın bir eğitimi var. Bunun eğitimini almak gerekiyor. Bu 2 günlük proje döngüsü yönetimini, 2 günlük, 3 günlük bu eğitimi almak gerekiyor. Hocam onu evet yapmayayım o çünkü yani şey. Ama bunu, burada bir ilişkilendirme var değerli hocalarım. Yani bunların bir okuma yöntemi var. Şöyle ki mesela bu faaliyetler şu varsayımlar üzerinden gerçekleşirse bu sonuçlar çıkacak. Bu sonuçlar şu varsayımlar üzerinde şu proje amacını gerçekleştirecek. Bu amacın göstergeleri bunlar olacak ve doğrulama kaynağı. Yani ben çocuğu C1 düzeyinde arttırdım. Sonuç arttırmak C1 düzeyinde kaç çocuk? 200. Nerede belgeleri? Sınav sertifikaları burada. Hangi şartlarda çocuklar istekli olur o sınava girerse gibi. Bu kurgunun oturmuş olması lazım ve bunun tüm projenin içerisinde yazılmış olması gerekiyor. Böyle bir ilişkilendirme var, bir mantığı var, bir eğitimi var. Bunu biraz hızlı geçeceğim.
Sonrasında şu aşamaları mutlaka projemde, hiçbir proje alır almaz başlamaz. Sizler biliyorsunuzdur. Bir hazırlık aşaması olması lazım. Yani işte proje geçti, partnere bildireceksin, kontratları imzalayacaksın, para gelecek, testleri dağıtacaksın. Biz de genelde şöyle de, Nihat Küt eğitim başlıyor. Hiçbir proje öyle başlamaz. Tabii bu mantıksal çerçeveyi bilmediği için arkadaşlar bunu koymuyordu. Şimdi komisyon, ya bu bize özgü değil yani, bu tüm böyle Avrupa'da böyle. Şimdi bunları böyle tek tek soruyor. Formda siz karşılaşmışsınızdır. Hazırlık faaliyetlerinizi yazın. Yaygınlaştırma görünürlük faaliyetlerinizi yazın. Sürdürülebilirliği yazın, raporlamayı yazın diye size tek tek bunları artık soruyor. Ben süremizi biraz aştığımız için buraları çok hızlı geçiyorum. Önemli kısımlara bakacağım. Bu tür Gantt şemalarınızın olması, yani her bir faaliyetin hangi ay, kim tarafından, ne zaman yapılacak? Soru başvuru formu var. Başvuru formunda zaten size soru olarak geliyor. Bazen bu Gantt'ı da içinde şema olarak kendisi verdiği projelerde oluyor. Yoksa ben koyuyorum zaten. Çünkü proje dünyasından gelen bir insan Gantt'sız çalışmaz. Onu sormadıysa da mutlaka ekliyoruz. İş paketleri. Bakın bir de bu terminolojisi var bu işin. Yani işte work packages. Yani nedir work packages? Faaliyet modülü demek aslında. İş paketleri demek. Bu proje camiasının da bir dili var. Yani ona hakim mi? İşte dissemination activities, exploitation activities, bunların kullanılması. Work package'lardan kimlerin sorumlu olacağını. Bir örnek iş paketi neden önemli? Çünkü çok detaylı. Bir iş paketini çok iyi detaylandırmanız lazım. Çünkü bütçede sıkıntı yaşarsınız sonra. Baştan böyle bunu hayal edeceksiniz. O faaliyet en başından sonuna kadar yaşanacak. Uygulamalı yeni ders geliştireceğim, eğitim vereceğim. Nasıl? Diyorum buna kaç yazarsın? Hemen öğrencim diyor 5000 euro yazarım hocam. Neye göre yazdın onu? Ne bileyim aşağı yukarı. Yani öyle bir şey yok. Burada alt faaliyetlerine bakacaksın. Eğitim vermek için alt faaliyetlerin neler? Bir, eğitimci belirleyeceksin. Eğitim materyalleri hazırlanacak, basılacak. Sade bundan baktığın zaman 4 eğitmen, günlüğü olsun 50 avro, 23 günü çalışacak, 4000 avro orası. 50 tane eğitim seti, hepsini tek tek. O yüzden faaliyet planını hazırlayan kişi, bütçeyi hazırlayanla böyle birebir çalışması lazım. O da bizdeki hatalardan biriydi. Bütçeden anlayan bütçe yapsın. Bütçeden anlayan diye bir şey yok. Faaliyeti yapanın bütçeyi hazırlaması lazım. Faaliyet kurgusunu hazırlayanın bütçeciyle çok iyi yakın çalışması lazım. Şimdi faaliyet planlamasında bir şeyi kaçırırsanız işte bir eksik faaliyeti, bu projelerde geriye dönüp ah paramız yetmedi, o kalemden buraya kaydıralım, onlar çok sıkıntılı durumlardır. Projenin de parasını verir, bunu kullan, bununla yap der. Bunun da sıkıntılarını yaşadık, tecrübe ettik. Zamanında iyi kurgulanmamış projelerde paramız olmadığı için çıktıları gerçekleştiremeyebilirsiniz. O yüzden faaliyet planlaması bu anlamda çok önemli. İzleme, değerlendirme kimse koymazdı. Faaliyetlerinizi Avrupa Birliği mantıksal çerçeve proje döngüsü kullanıyorsanız sürekli ölçümleyeceksiniz. Ben bu işin neresindeyim? Parayı iyi kullandım mı? Partner duruyor mu? Kaçtı mı? Yerine yeni partner gelmezse o bütçe o tarihte harcanmazsa ikinci parayı isteyemezsiniz. O yüzden kimse bu izleme, değerlendirmeyi çok ne gerek var ki? Şimdi soruyor. Soru olarak. Projenizin izleme, değerlendirme faaliyetleri nelerdir? Çıktıları ölçümle. Faaliyetlerini ölçümle. Kendini sürekli sorgula. Partnerlerini sürekli izle. Süreçleri, midterm raporu, işte final report, ikinci midterm raporu gibi raporlamaları mutlaka istiyor. Yaygınlaştırmadan ama bir de sürdürülebilirlik. Bu açıkçası benim kendi gözlemimde sürdürülebilirlik konusunda bizler çok iyi değiliz. Ya kimse çok iyi değil. Herkes projeyi yapıyor, bittikten sonra unutuyor, gidiyor veya güzel raporluyor, projeler ölüyor. Sürdürülebilirlik şu anlamda önemli. İşte bu tez öğrencilerinizi falan dahil edebilirseniz ya da projelerin çıktıları. Mesela bizde proje yapan hocalarımız vardı. Ne yaptılar, ettiler? Çok iyi yayın evlerinden kitap bastılar. O projeler hiç ölmedi. O projelerin etkileri halen sürüyor. O kitaplara referans veriliyor. O çalışmalar bir şekilde yaşıyor. Ama bazı projelerimizde oldu ki Belçika'yı gezdi gördü, Yunanistan'a gitti geldi, yedi içti, bitti proje, güzel de raporlandı, iyi proje de dendi, bitti gitti.
Yani bu işte sürdürülebilir bir proje olmuyor. Yazık oluyor, heba oluyor. Para harcandı mı harcandı oluyor. Biraz o konuda sürdürülebilirlik konusunda hepimizin eksiği var. Aslında burada benim icabım da var. Bir proje, bir başka projeyi doğurmadığı sürece proje değildir. Onunla ilişkin ayrı programlar dahi var hocam. Evet. Mesela işte şeyin çıktıların sürdürülebilirliğine yönelik Erasmus'un altında proje var. İyi, iyi bir proje olarak sizinki tutulduysa kesin onun devamında aynen. Bu projede kanın gelişimci yaratmak için kullanacak. Hocam bu proje döngüsü yönetimi bu işte. Yani bunu sağlayabiliyorsanız zaten siz bu işi çoktan adımlarını atmışsınız. Bitiriyorum. Dikkat edilmesi gereken lütfen hibe teklif çağrısı var mı? Önce ona bakıyoruz. Şahane fikirlerimizi sunabileceğimiz bir çağrı olmalı. O başvuru kılavuzu anayasa, onu hatmedeceğiz. Kim başvurabilir, ne zaman başvurabilir, kaç parayla başvurabilir, kimlerin yanına alabilir. Kendi başımıza bir başvuru formu değil, o formu kullanmamız gerekiyor. Öncelik alanlarına uygun Avrupa Birliği'nin derdini, ben bu derdi nasıl ilişkilendireceğim, bunu unutmuyorum. Hedeflerim, amaçlarım çok ölçülebilir yazılmış olması lazım. Yenilikçi yönümü mutlaka iyi vurgulamam gerekiyor. Ortaklık yapısındaki gerekçeler, ismi lazım değil, İngiltere'den çok meşhur bir kurumu aldık, başımıza nasıl dert oldu. Adı var diye aldık, yani ismi var diye aldık ama insanlar isme vermiyor projeleri. Çıktılar yok, çıktıları yaptıramıyoruz. Gayet de alanda meşhur bir şey olduğunu düşünmemize rağmen çok büyük sıkıntı. O yüzden ortaklıklarınız yani ihtiyaca yönelik. O alanda ortak olsun, adı batsın, kendi iyi olsun, o alanda çıktıları götürecek kuruluşlar olsun. İşte onu iyi araştırmak lazım. Yani ortağınızı tanımak, ben mesela çok çekinirim tanımadığım ortaklarla projeye girmeye. Başıma gelecekleri tanıtabildiğim için. Evet. Olabiliyor hocam. Proje alanında olmayacak şey o yapmazsa da şey, yürütücü kurum şeyini yapacak. Sürpriz diye, proje alanında sürpriz diye bir şey yok. Çünkü sürpriz içeride yani sürpriz şaşırtan bir şeydir. Projede öyle şaşırtan bir şey yok. Tabii her zaman krizlere hazır olmak, hep alternatif plan, risk planınızı iyi yapmış olmanız baştan gerekiyor. Yürütücü kurumun yani farklı yapmadığında onu yapabilecek kapabiliteye sahip bir kurum olması. Aynen. Evet, kesinlikle hocam katılıyorum. Dolayısıyla projelerin Avrupa'ya özgü ve Avrupa halkı için olması gerektiğini unutmayın. Hibe'ye en uygun, en iyi hazırlanan proje destek alır. En güzel fikir de alır da en iyi yazılan kuş gözlem projesi alır. Yani mantıksal çerçeveyi iyi kullanan. Aman ne olur sonra kuş gözlemciler beni topa tutarlar. O da çok önemli bir şey. Bu arada ben bu içerikleri İzmir Valiliği ile verdiğimiz eğitimlerde ortak ekiple hazırladığımız içeriklerle de geliştirdim. Onu da vurgulamak istiyorum. Oradaki arkadaşlarla biz yıllarca eğitim verdik. Yıllarca bu proje döngüsü eğitimini verdik. Ve bilakis alanda yaşadığımız tecrübeleri buraya koyarak bir materyal hazırlamaya çalıştık. Umarım sizler için biraz motive edici, yol gösterici olmuştur. Dediğim gibi hani grubu çok iyi tanımadığım için bazı bildiğiniz şeyleri tekrar ettiysem kusura bakmayın. Ama işin özü özetle yani bir böyle ışık yakmak gerekirse olayın özü budur. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Zamanınıza da çok teşekkür ederim. Şimdi ben çok teşekkür ederim. Önce ben aldım. Benim de onun, aslında ben inşaat mühendisliği dalındayım ama şu anda Asper Kadar Fakültesi'nde rektör yardımcı ve dekan yapmaktayım. Biz burada bir proje semeverli ilan ettik. Bu 3 senedir ve şey yapan ve arkadaşlarımız sağ olsunlar şu anda tak noktalarda var. Fakat bu alanda bizim şu anda çok ciddi bir aktivite yapmamız gerekiyor. Zaten yapılan şeylerin üstüne çok daha koymamız gerekiyor. Benim teklifim olacak size. Bu konuşmanız için çok teşekkür ederim ama biz bunu bir workshop alayıyla yapmak isteriz.
Yani bir zaman belirleyip burada katılımı daha farklı bir gruplarla da yaparak daha geniş bir çapta yapmak isteriz. Tabii ki sizin zamanında kuramınıza uygun olduğu zaman seçmek isteriz. Hoca kulağına bir şeyler sordu ki bu da olabilir. Biz buradan iki arkadaşımızı Yaşar Üniversitesi'ne gönderip sizin deneyimlerinizden oradan da destek almak isteriz. Yani onların tabii oraya gittikten sonra, buraya geldikten sonra da bize sunacakları bir şey olacaktır. Çünkü önde olacaklar o arkadaşlarımız. Hı. Fikri Sayın'da hemen okulağına kısımlarım. Yeni olarak üçüncü olarak da belki yani ortak projeler yürütülebilir. Arkadaşlarım bu konuda şeyler olabilir. Bizim zaten bir çalışan ekiplerimiz var ama hani bazı şeyleri daha çok böyle yaygınlaştırabilmek. Ben şu köyüsündeki herkesin proje yapmasını çok istiyorum. Ve gönülden hayal ediyorum bunu. Çok 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 istiyorum şimdi. Bu konuda zaten arkadaşlarım gibi ben elimden geldi destek veriyorum. Her şeyi, evet. her zaman. Evet. Konuda da belki bir atılım, bir sefer olursa özellikle Erasmus Plus konusunda, özellikle online platformlar konusunda, online dersler konusunda o kadar çok şu anda yapacak şey var ki. Doğru. Yani görüşmelerle girdiğimiz yani ve bu hafta bir de yani özür dilerim, Yaşar Üniversitesi'nin bu becerisini çok iyi biliyorum ama yani açık öğretim deyince Anadolu Üniversitesi'nin konuşmama bile gerek yok. Siz de zaten bunu dinlendirdiniz. Çok teşekkür ederim bu arada. Biz o bir şeyler yapmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Arkadaşlarım var, önceden tecrübesi olan arkadaşım var, Yılmaz Hoca. Şimdi başladı dediğim kadar. Belki arkadaşlarım da vardır, benim gibi belki. Ama şimdi bugünden itibaren bu başlangıç yapalım diyorum. Hocam ben çok teşekkür ederim. Yani memnun kaldığınıza çok sevindim. Şu çok önemli bir şey. Yani yönetimin bu tür konulara destek veriyor olması bu işin en bir numaralı altın kuralı. Eğer yönetim ne gerek var Avrupa Birliği mi gibi yaklaşımlara dönerse iş yani bu anlamda sizin şu vurgunuz çok önemli. İki, biz Yaşar Üniversitesi bu tür konularda işbirliklerine her zaman çok açık bir üniversite. Biz hep hem bilgimizi paylaşma konusunda hem tecrübemizi paylaşma konusunda hep halka açık zaten çevresi için var olan bir üniversite. O anlamda da çok sıcak bakacaktır diye düşünüyorum. Ortaklıklara çok sıcak bakacaktır. Bizim çok güzel bir uzaktan eğitim merkezimiz var. Orada çok kıymetli arkadaşlar var, ekipler var. Onlar mesela şu anda çok güzel şeyler geliştirdiler ama bence hani üniversiteler daha çok bir araya gelmeli. Bizde olmayan altyapı burada olabilir, burada olmayan tecrübe bizde olabilir. Bunları birleştirip Türkiye için bir şeyler almamız lazım. Çünkü mesela en basitinden şu mülteci konusu bizim başımızda. Yani Türkçe öğretmemiz lazım, dil öğretmemiz, bir tek dil değil yani birçok beceri öğretmemiz lazım. Nereye kadar bu insanlara ekmek yardımı, şu yardımı, bu yardımı yapıp bu işi sürdüremeyiz. Yani iş kazandırabilmemiz lazım. Kendi halkımızı bu konuda duyarlılığını eğitebilmemiz lazım. Belki altyapılarımız yeterli, sınıflarımız yok ama online bir şeyimiz var. Yani herkes sınıflarda olmak zorunda değil, bilgiye erişebilecek. Onun için ben üniversitemin de o konularda çok açık fikirli olduğunu da biliyorum. Mutlaka biz bir araya gelip bir şeyler geliştirme konusunda yardımcı yani, oluruz. Yani çok şey biz de mutlu oluruz. Bir şey yapacaktır. Arkadaşlarım ben özür dileyerek ben ayrılmak durumundayım. Siz belki sormak devam etmeniz lazım. Çok ben ederim. Teşekkür ederim çok hocam. Çok sağ olun. Desteğinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Peki hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tamam.